Merhaba arkadaşlar, bugün 22 Nisan Pazar günü. 18 ve 20-21 Nisan tarihlerinde video yapamamıştım. O günleri telafi edebilmek için şimdi eğitim videolarına başladım hafta sonu. Bugün 22 Nisan, bugün borsa indikatörlerini göstereceğim. Bu videoda ne göreceksiniz? İndikatörler nelerdir? Trend ve aralık, yani trending ve ranging indikatörler arasındaki farklar nedir? Gecikmeli indikatörler, yani lagging indikatörler. Gecikmeli demek olay olduktan sonra onu gösterir size. Uyarıcı göstergeler, yani olay olmadan önce değişebilme olasılığı olduğunu gösteren indikatörler. Buna leading deniyor. Bunları göstereceğim. İndikatörleri nasıl alım satım yaparken kullanabilirsiniz? İndikatörleri bir arada kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyler nedir? Onu göstereceğim. İlk indikatörler nedir sorusuna cevap verelim ilk başta. Gördüğünüz gibi bir fiyat grafiği görünmekte. İndikatörler fiyat bilgisini daha farklı şekilde görmenize yarar sağlar. Örneğin trending ve ranging indikatörler, trending indikatör trendinin olup olmadığını gösterir. Ranging indikatörler belli bir yatay gidiş seviyesinde en üst ve en alt noktalarını gösterir. Yani overbought ve oversold noktalarını gösterir fiyatın. Ama bütün indikatörler fiyat ve hacim üstüne ek olarak farklı bir açıdan bakan araçlardır. Bunu unutmayalım, yani fiyattan birçok şekilde farklı indikatörler çıkarılabilir. Ama önemli olan birçok indikatör kullanmak değil, belli sayıda indikatörü düzgün kullanmaktır. Az sayıda indikatörü düzgün kullanmaktır. İndikatörler fiyat bilgisinin üstünde. Örneğin burada bir ortalamayı görüyoruz. Bunlar fiyat grafiği. Fiyat grafiğinin olduğu bölümde ortalamaları görüyoruz. Fiyatın üstünde aynı yerde gösterilmekte. Diğer tür indikatörler de fiyat bilgisinin altında, yani şu bölümde gösterilir. Ama bunların tarih bilgileri birbirine eşler. Örneğin Mart ayı burada, burada da Mart ayı. Şubat ayı burada, burada da aynı gün, aşağıda da aynı yerde bulunur. Bazıları görüldüğü gibi fiyat grafiğinin üstünde, bazıları da fiyat grafiğinin altında gösterilir. İki temel indikatör tipi vardır. Biri trend indikatörü. Trend indikatörü, o örneğin hareketli ortalama trendin yukarı olduğunu gösteriyor bu grafikte. Trendin hangi yöne doğru gittiğini gösterir trend indikatörleri. Trend indikatörleri trendin olduğunu gösterir. Trend olan piyasalarda kullanılır. Ya da trend olduğunu bulmak için kullanılır. Osilatörler de, yani aralık indikatörleri, ranging indikatörler yani, yatay giden piyasalarda kullanılır. Gördüğünüz gibi üst noktaları, alt noktaları fiyatın dönebileceği yerleri gösterir. Örnek bir trend indikatörü hareket ortalamayı göreceğiz. Hareketli ortalama burada yukarı doğru çıkan boğa piyasasını göstermekte. Boğa piyasası borsada yukarı doğru çıkan piyasayı ifade etmek için kullanılır. Aşağıya doğru giden piyasayı ifade etmek için de ayı kullanılır. Ayı piyasası denir. Gördüğünüz gibi trend indikatörü kullanılarak hareketli ortalamanın aşağıya doğru gittiğini görüyoruz. Ve fiyat da hareketli ortalamanın altında. Aynı şekilde yukarı trend içinde fiyat hareketli ortalamanın üstünde ve hareketli ortalama artıyor soldaki grafikte. Trend indikatörleri piyasada trend var mı diye bize bilgi verir. Trendin yönü ve gücü hakkında bilgi verir. Örneğin rahatlama noktalarında alma satma yerleri için yardımcı olur. Ama trend indikatörleri gecikmeli indikatörler arasında yer alır. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi, örneğin diyelim, burada örnek olarak gösterdiğim için birim görünmüyor. Örneğin diyelim bu 10 günlük bir hareketli ortalama. Şuradaki bir nokta bilgisini elde etmek için önceki 10 gün
toplanıyor, ona bölünüyor. O bilgi buraya geliyor. Aynı şekilde şuradaki 10 günlük, şuradaki ortalamayı bulmak için şuradan başlayarak buraya kadar 10 günlük değer toplanıyor, ona bölünüyor, bu bulunuyor. Bu şekilde arkadaki değerlere bakılarak ortalama bulunuyor. Bundan dolayı bu gecikmeli bir indikatör, yani lagging indikatördür. Aralık indikatörleri leading, yani önden bize söyleyebilir fiyatın değişebileceğini. Aralık indikatörleri herhangi bir yönü olmayan borsalarda, örneğin yatay giden bir borsa gördüğünüz gibi, yukarı ya da aşağı bir hareketi, belirgin bir hareketi yok bu dönem içinde. Bundan dolayı burada ranging indikatörler kullanılabilir. Örneğin şurası overbought seviyesi, yani çok alınmış, orada bir dönüşüm olabilir diyor. Burada bir dönüşüm olabilir diyor. Burada bir dönüşüm olabilir diyor. Tabii buna birebir almamak lazım bu okuduğunuz her şeyi. Yorumlamak lazım. Yanlış aldığınız sinyallerdeki yapacağınız kayıpları risk yönetimiyle önleyebilirsiniz. Yani bu overbought noktaları gördüğünüz gibi, aynı şekilde oversold noktalarında da aşağıdan yukarı doğru bir dönüş beklenir genelde. Burada da yatay giden bir marketti. Normalde trend noktaları şöyle çizilebilir. Support ve resistance noktaları. Burada önemli olan, değişik indikatörleri gördük şimdi. Önemli olan farklı kategorilerdeki indikatörleri kullanmanız lazım. Örneğin 10 tane trending indikatör ya da 4-5 tane trending indikatörü aynı anda kullanmanızın bir anlamı yok. Çünkü bunlar aynı bilgiyi verir size. Trende olan marketlerde ise osilatörleri kullanmak, sürekli en yukarıda olacağı için ya da en aşağıda olacağı için osilatörün ya da aralık indikatörünün değeri sürekli belli bir noktada olacağı için size gene yanlış sonuç verir. Onun için marketin durumuna göre doğru indikatörü kullanmanız önemli. Örneğin trending marketlerde trending indikatörler, yatay giden marketlerde osilatörler, yani aralık indikatörlerini kullanmanız, ranging indikatörlerini kullanmanız, hepsi aynı önem taşımak. Burada bilmenizi istediğim diğer bir noktada, hiçbir indikatörün %100 doğru olmadığı ya da %90 doğru olmadığıdır. Hiçbir indikatör diğer indikatörlere göre çok üstün performanslı değildir. Hiçbir bilgi gizli değildir. Bilmeniz gereken, elinizde kullandığınız indikatörleri çok iyi kullanmak, çok iyi avantajları ve dezavantajlarını bilmenizdir. Bilmeniz gereken indikatörler fiyat kullanarak belli bir değer oluşturur. Fiyattan türeyen ek bir değerdir ama bizim kazanç yapabilmemiz için fiyat bilgisi önemlidir. İndikatörün değerine göre kazanç yapamayız tabii. Önemli olan indikatörleri yardımcı olarak kullanmanız ve aynı indikatörü, aynı tipteki indikatörü 4-5 kere kullanmamanız. Örnek olarak size bir klasik örnek vereyim. Burada ilk gördüğünüz indikatör known shorting indikatörü. Şurada gördüğünüz indikatör price oscillator indikatörü. Buradaki de MACD indikatör. Aslında 3 tane farklı şekilde hesaplanan indikatördür. Ama gördüğünüz gibi hepsinin grafiği aynı. Bunun da grafiği aynı, bunun da aynı. Yani bunlardan sadece birini kullanmanız, örneğin MACD kullanmanız ya da hangisini iyi öğreniyorsanız bir tanesini kullanın. 3 tane indikatörü, aynı türdeki indikatörü bir arada kullanmanızın bir anlamı yok. Videolarda ya da televizyonda görürsünüz, çok karışık indikatörler kullanırlar. Aynı türde indikatörler kullanırlar. Oradan anlayın ki gördüğünüz kişi tam emin değil ne yaptığından ve çok bilgi olunca iyi bir karar vereceğini düşünmekte. Ama kesinlikle öyle değil. Farklı bilgileri kullanmanız lazım. Aynı bilgiyi 3 kere ekranda görüp belli bir doğru karara ulaşmanız mümkün değil. Maksimum benim tavsiyem 3 tane indikatör kullanmanız. Ve kullandığınız indikatörü çok iyi öğrenmeniz. Eğer herhangi bir indikatörü bir yerde duyduysanız, ilk başta onu test edin. Test ettikten sonra trade planınıza, yani yatırım planınıza onu katın.
Yatırım planınıza test etmeden kattığınız hiçbir indikatörü kullanmayın. Ve kullandığınız indikatörler de mutlaka yatırım planınızda test edilmiş şekilde yer alsın. Yatırım planınızda bulunmayan hiçbir indikatörü kullanmayın. Tepkisel bir şekilde hiçbir zaman kullanmayın. Önce indikatörü öğrenin, test edin, yatırım planınıza koyun, ondan sonra kullanın. Bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen üye olmayı unutmayın aşağıda. Görüşmek üzere, bay bay.